güne başlarken de bir saati geride bıraktık. Bu bölüme de haber özetleriyle başlıyoruz. Biraz sonra Ankara gündemi ve ayrıntılar var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim için referandum ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Başbakan, köşkten çıkacak karara göre hareket edeceklerini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise demokrasinin yolu halkın iradesinden geçiyor dedi. Ermenistan'dan Suriye'nin Halep kentine giden bir kargo uçağı dün öğle saatlerinde Erzurum'a indirilerek arama yapıldı. İnsani yardım malzemeleri taşıyan uçak 6 saat süren aramanın ardından Halep'e hareket etti. Ermenistan'dan uçağın Türkiye'ye indirilmesinin olağan dışı bir durum olmadığı açıklaması geldi. Başbakan Erdoğan geçen hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağındaki kargonun Rus savunma şirketine ait olduğunu açıkladı. KBP'nin internet sitesinde 85 yılda şirketin Rus ordusu için 140 çeşitten fazla silah ürettiği belirtiliyor. Ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından Şam yönetimine yönelik yeni yaptırım kararları çıktı. Bakanlar Suriye Arap Hava Yolları'na ait uçakların Avrupa Birliği havaalanlarını kullanmasını yasakladı. Dün Mardin ve Haker'den şehit haberleri geldi. Derik ilçesinde uzaktan kumandalı bomba patlatıldı. Bir polis şehit oldu. Çukurca Kazan Vadisi'ndeki çatışmada da bir üsteğmen şehit oldu. Bir sivil hayatını kaybetti. Siirt'te ise yol kesen teröristler 3 kadın öğretmeni ve bir korucuyu kaçırdı. Türk tiyatrosunun duayen oyuncusu Erol Günaydın hayatını kaybetti. 79 yaşındaki usta oyuncu yarın Ses Tiyatrosu'nda yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. Ve 2014 Dünya Kupası grup elemeleri 4. maçında Türkiye bu akşam Macaristan'la karşılaşacak. Saat 21.30'da oynanacak karşılaşma Star TV'den naklen yayınlanacak. Sakatlanan Arda Turan maç kadrosundan çıkarıldı. Ve ayrıntılarla ayrıca Ankara gündemiyle devam ediyoruz şimdi. Haber özetlerinin ayrıntılarını birazdan geçeceğiz. Ankara gündemiyle devam edelim. Bu sabah da karşımızda Miray Aktağ Uluç var. Günaydın Miray. Seni dinleyelim Ankara gündeminin başlıkları için. Günaydın Burcu. Bir adım daha ilerleyerek hava sahasına taşınan Türkiye-Suriye krizi başkentin ana gündem maddesi olmaya devam edecek. Dün bu konuyla ilgili iki önemli açıklama vardı. Açıklamalardan biri Başbakan Erdoğan'a aitti. Miray Aktağ Uluç'a teşekkür ediyoruz. Tekrar devam edeceğiz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim için referandum ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından ilk kez bir açıklama yaptı. Başbakan köşkten çıkacak karara göre hareket edeceklerini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise demokrasinin yolu halkın iradesinden geçiyor dedi. Yerel yönetim yasa tasarısının Meclis İçişleri Komisyonu'ndaki görüşmeleri tartışmalı geçiyor. Komisyonda yine sert tartışmalar yaşandı. BDP'li Altantan'ın kimse Atatürk'ü sevmek zorunda değil sözlerine diğer partililer tepki gösterdi. BDP'li Sıra Süreyya Önder'le İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin arasında da söz devrilmesi vardı. Suriye yolundaki bir uçak daha Türkiye'nin hava sahasındayken indirildi. Ermenistan'a ait kargo uçağı dün öğle saatlerinde Erzurum'a indirilerek arama yapıldı. Yaklaşık 6 saat süren aramanın ardından uçağın Halep'e gitmesine izin verildi. Erzurum'da indirilen uçağın kargosunda yasa dışı malzeme bulunmadığını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Başbakan ayrıca geçen hafta Ankara'ya indirilen Suriye uçağında harp malzemesi olduğunu yineledi. İncelemesi devam eden malzemeleri üreten Rus şirketin adını verdi. Geçen hafta Ankara'ya indirilen Suriye uçağı hakkında Rusya'dan yeni bir açıklama var. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye bu olayda Chicago Sözleşmesi'ne dayanarak hareket etti. Buna hakkı var dedi. Lavrov, Türkiye'den en kısa sürede olayın sebepleriyle ilgili açıklama beklediklerini de belirtti. Lavrov, daha önce yaptığı bir açıklamada da hiç kimsenin Türk-Rus ilişkileri hakkında endişelenmemesi gerektiğini, bu olayın iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini belirtmişti. Taksim Meydanı düzenleme projesinin yapımına hemen başlanacak. Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan geldi. Atatürk Kültür Merkezi'nin önden geçecek projeden çıkarılabileceği söylenen tünellerle ilgili ise henüz karar alınamadı. Taksim'in yayalaştırma projesinde ilk kazmanın vurulmasına sayılı günler kaldı. Ancak projenin bazı bölümlerinin akıbeti henüz net değil. Projede itiraz edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden geçecek tünellerle ilgili belirsizlik sürüyor. Gümüş suyundan Alman konsolosluğunun önünden gelen Taksim'e gelen doğru gelen yolun yer altına alınıp AKM'nin önünden alttan geçmesi, Mete Caddesi dediğimiz ve oradan Taşkışlı'ya doğru alttan geçmesiydi. Buna netleşemediğimiz,
buradan geri dönüş yapılabilir, başka yollarla çözülebilir mi diye üzerine tereddüt ettiğimiz ve çalışmaya halen devam ettiğimiz bir nokta. Cumhuriyet Caddesi'ne giriş yolunu alta almamız gerekiyor, gördük. Burada en çok yoğun bir trafik var. Bunu yaptığımız zaman da Taksim'deki oteller bölgesi, talimhane dediğimiz bölgedeki bölgeyle Taksim Meydanı bütünleşmiş olacak. Koruma Kurulu geçen haftaki toplantısında burada birinci etap olarak gördüğümüz, bizim de ihalesini yapmış olduğumuz hattın onayını verdi, uygun gördü. Diğerleri üzerinde henüz çalışma devam edecek. O birinci... Kentsel dönüşüm projesi kapsamında İstanbul'da on binlerce bina belediye tarafından yıkılacak. En büyük yıkımsa Ok Meydanı'nda gerçekleşecek. NTV ekibi dün Ok Meydanı sakinlerine kentsel dönüşüm için ne düşündüklerini sordu. Haberimizi izleyelim. Bodrum'un Ortakent Yahşi Beldesi'ne toplu konut idaresinin 30 bin konutluk projesi ilçede tepkiye neden oldu. Belediye ve sivil toplum örgütleri 1200 dönümlük alana konut yapılması halinde beldenin bu yapılaşmayı kaldıramayacağını söylüyor. Vereceğiz aranın öncesinde hava durumunun ayrıntıları. İstanbul'daki yaz havası devam ediyor. Yine zayıf lodos var. Sıcaklık gün ortası 28 dereceyi bulacak. Gökyüzünde bulut yok ama çöl tozları nedeniyle biraz puslu görünebilir. Ve Ankara. Ankara'da gece gündüz sıcaklık farkı çok açıldı. Gündüz 27 dereceyi bulacak sıcaklık. Gece olduğunda 13'e inecek. 5 gün yağış beklemiyoruz Ankara'da. Ve İzmir ayrıntılar. İstanbul Narkotik Polisi'nin havalimanlarında yaptığı operasyonda 10 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucuyu saklama şekilleri ise polisi bile şaşırttı. Denizli'de bir iş merkezinin otoparkındaki araçlar yandı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı. 5 kişi hastanelik oldu. Nesilleri tükenmek üzere olan kum köpek balıkları üremek için Muğla'daki boncuk koyunu tercih ediyor. Ancak dünyada sayılı yerlerde yaşayabilen bu tür balıkçı ağlarının tehdidi altında. Ve spor haberleri var bir kez daha sırada. 2014 Dünya Kupası grup elemeleri 4. maçında Türkiye bu akşam Macaristan'la karşılaşacak. Saat 21.30'da oynanacak karşılaşma Star TV'den naklen yayınlanacak. Milli takım teknik direktörü Abdullah Avcı Macaristan'ı yenerek bir seri yakalamak istediklerini söyledi. Avcı dün Hamit Altıntop'la birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Abdullah Avcı Macaristan maçında milli takımın başında 11 kez sahaya çıkacak. Avcı'nın geride kalan 10 karşılaşmadaki karnesine bir göz atalım. Fenerbahçe Ülker basketbol takımı sosyal etkinlikler kapsamında Siirt'e giderek sporseverlerle buluştu. Sarı lacivertler Siirt Şöhretler karmasıyla gösteri maçı yaptıktan sonra İstanbul'a döndü. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'da teknik heyet gözlerini Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın durumunun belli olacağı çarşamba gününe çevirdi. Yarın sağlık ekibinin vereceği rapora göre iki yıldızlı Gençler Birliği maçında dinlendirmeyi planlayan Sarı Kırmızılar bir yandan da Afrika Uluslararası Kupası'ndan dolayı Ocak ayında zorlu bir periyot bekliyor. Spor haberlerini aktardık. Şimdi ise NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur stüdyomuz her sabah olduğu gibi ve hava durumunun ayrıntılarını paylaşacak. Günaydın Sayın Abur, hoş geldiniz. Günaydın, merhaba. Dün oldukça sıcak bir hava vardı. Bugün hava sıcaklıkları daha da mı yükselecek? Bugün de yüksek ama perşembeden sonra Poyraz'la birlikte serinlemeye başlayacağız. Ama bugün de ülke genelinde yüksek sıcaklıklar devam ediyor. İtalya, Balkan... Ve bir kez daha Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara gündeminin başlıklarını Miray Aktağuluç aktaracak bir kez daha. Tekrar günaydın Miray, seni dinleyelim. Günaydın Burcu. Bir adım daha ilerleyerek hava sahasına da taşınan... Ercan Gürses'ten gün içerisinde gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Bakü'ye gitmeden önce yerel seçim için referandum ihtimalinin ortaya çıkması ile ilgili açıklama yaptı. Başbakan köşkten çıkacak karara göre hareket edeceklerini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise demokrasinin yolu halkın iradesinden geçiyor dedi. Suriye ordusu misket bombası kullandığı yönündeki suçlamaları reddetti. Ancak Suriye'den gelen son görüntüler aksini söylüyor. İnternette paylaşılan görüntülerde evlere düşen misket bombaları görülüyor.
Allah. Belediyeler yasasıyla büyükşehir olacak 13 ilin sadece statüleri değil vergileri de büyüyecek. Emlak yasasına göre bu kentlerin konut, işyeri ve arsa vergileri ikiye katlanacak. Ayrıca on binlerce esnafın hem mali yükü hem de bürokratik işlemi artacak. Hurda altında cazibe merkezi haline geliyor. Bir yandan hurda altından alınan verginin kaldırılması, diğer yandan altın dönüşüm hızı Türkiye'yi pazar haline getirdi. Öyle ki geçen yıl 17 ton hurda altın gelirken bu yıl ilk 9 ayda 40 ton hurda altın girişi oldu. İtalya Akdeniz Üniversitesi tıp öğrencilerinin Alzheimer gibi önemli hastalıkları daha iyi anlaması için bir sanat dalından, tiyatrodan yardım alıyor. Dersleri tiyatro oyunu izleyerek geçiren öğrenciler hastalara nasıl yaklaşmaları konusunda bilgiler veriyor. Kısa bir ara verdik. Aranın ardından devam ediyor güne başlarken haber özetleriyle. Başbakan